Merhabalar sevgili Lego severler. Ben Çılgın Legocu. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün özellikle Harry Potter hayranlarını selamlıyorum. Sizlere birkaç gün evvelden bu videoyu hazırlamak istiyordum arkadaşlar. Fakat epey çekim yaptım. Ne yazık ki montaj yapamadığım için birkaç kez çekim yaptım arkadaşlar. En zorlandığım video bu oldu. İlk çektiğim video 1,5 saati geçti arkadaşlar. Sonra 1 saatlik bir video oldu. Şimdi daha kısa hepsini yarım saate sığdırmaya çalışacağım. Özet geçeceğim arkadaşlar. Bugün özel bir 20 sene Harry Potter, Lego Harry Potter serisinden setleri tanıtacağım. Özellikle arkadaşlar çabucana 2021'de çıkmış olan bütün Harry Potter setlerine bir göz atalım arkadaşlar. Birinci ayda çıkmış olan şu 4 anı kitabını arkadaşlar sizlere hepsini bir videoda göstermiştim. Onun linkini zaten o 4 anı kitabının linkini bu videonun altına paylaşacağım. Ocak ayında çıkmış olan setler normalde Harry Potter setleri hep yaz aylarında çıkıyor arkadaşlar. Artı bugün fazla göz atmayacağımız olan setlere önce bir bakalım arkadaşlar. Dumbledore'un anka kuşu. Sihirli satranç. Hogsmeade ziyareti arkadaşlar. Harry Potter ve Hermione Granger. Ve iki tane de Briquettes arkadaşlar. Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley ve Hagrid ve 3 tane de kötü Bellatrix ve Lord Voldemort'un Nagini briketsi. Bugün biraz da olsa detaylı, tam olarak detaylı istediğiniz bir setler olduğu zaman arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Detaylı inceleme videosu yapabilirim. Fakat bugün özel bir 20 sene Harry Potter setlerinden. Çabucan şeyi de unuttum arkadaşlar. Böyle bir tane de aksesuar seti ama özel 4 tane mini figürlü ve eksklusif mini figürleri olan sette. O da çıktı. Haziran ayında. Karşılaştırma videoları arkadaşlar. Eski sihirli odasının Hogwarts'ın eskisini ve yenisini karşılaştırma videosu arzu ederseniz öyle bir video gelebilir. Bugün sizlere 76389 Hogwarts Sırlar Odası Fluffy ile karşılaşma 76387 çok özlü iksir hatası ve ilk uçuş dersi setini biraz da olsa detaylı göz atmak istiyorum arkadaşlar. Bu 3 seti ben 4'ünü de birleştirmiştim. Hatta o 1,5 saatlik videoda arkadaşlar şunun hepsini üst üste koydum. 1 metre yüksekliğinde bir devasa bir Harry Potter kulesi kurdum. Hogwarts kulesi kurdum. Fakat ne yazık ki videoyu güzel çekim yapamadım. İkide bir hep şey yapmak gerekti. Çabucan arkadaşlar sizlere evet eski pasta şeyimi kullanıyorum arkadaşlar. Ancak bu şekilde başarabiliyorum. Arka tarafını da göstermek istiyorum arkadaşlar. Lego böyle bir tavsiye vermiş. Bu setleri böyle 3 tane seti birleştirme imkanı var. Fakat arkadaşlar ben şahsen şey setini de ilk uçuş dersi setini de güzel birleştirme yapma imkanımız olduğunu görüyorum. Ne yazık ki buraya sığdıramadım ve bu da tabii ki Sırlar Odası setine dahil olan bir parçamız arkadaşlar. Fakat şimdi detaylı olarak da girmek istiyorum.
odalara girerek arkadaşlar, odaları göstererek sizlere mini figürlerden bazılarını detaylı göstermek istiyorum. Tam olarak hepsini isterseniz arkadaşlar, seve seve de özel bir video yapmak sizler için seve seve hazırlarım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir göstereyim sizlere. Bu Sırlar Odası'nın kılavuz kitabından. Şu 3 seti arkadaşlar bu şekilde birleştirme ile karşımıza böyle güzel, devasa 20 senelik Lego seti. 20 sene evvel de böyle bir setimiz vardı arkadaşlar. Sizlere dediğim gibi öyle bir karşılaştırma videosu da yapmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar burada Fluffy ile karşılaşma setine gelelim arkadaşlar. Önemli bir minifigürümüz Fluffy var arkadaşlar. Bir tane de arpamız var Fluffy sakinleştirmek için. O da epey sade arkadaşlar. Sırf Fluffy var. Fluffy'nin bir tane tuzak şeyi var. Şurada bir şey kaldıran şey var. Bir de Fluffy için bir but var arkadaşlar. Fluffy'ye de bir bakalım. Böyle uyur hali de şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve ayrıca böyle tabii kalkmış hali gelebiliyor. Üçü de 3 tane kafası var arkadaşlar köpeğin. Birisinde 2 gözü açık, birisinde bir gözü açık kapalı, birisinde de 2 gözü kapalı. Tabii dudakları da hepsi değişik. 20 sene evvelki Fluffy'ye bakarsak arkadaşlar, onu da size hazırladım. Madem küçük bir karşılaştırma bu videoda da yapalım. Bu bir şeyden oluşan arkadaşlar. Bir tane parçadan oluşan Fluffy'miz. 20 sene evvel böyleydi. Ve bu sefer arkadaşlar böyle bir Fluffy yapıldı. Ve bunları fazla taşlardan birleştirmiş olduk. Sırf Fluffy'nin şey yapması, normal Lego taşları. Sırf şu kafalar eksklusif. Yeni bir parça olarak, mold olarak olan şey. Burada komple şeydi. 20 sene evvelki fark arkadaşlar. Tabii bunu hiçbir şekilde oynatamıyorduk. Kafalar hariç. Şu şekil hariç. Başka türlü hiçbir hareket yapamıyorduk. Böyledi bir avantaj. Fakat bu yeni Fluffy benim fazla hoşuma gitmemesinin sebebi. Bir de öncelikle şu 3 şeyin de değişik olması gözleri. O benim hoşuma gitmedi. Bir de burada yaşlı Fluffy yapmışlar. Böyle gri renkleriyle. O benim biraz tuhafıma gitti diyelim. Bir de tabii onun arpı var arkadaşlar. Çok güzel yapılmış. Ben çok beğendim. Fluffy'yi sakinleştirmek için. İlk Fluffy ile karşılaşma kitabında böyle bir Harry Potter figürümüz vardı. Onda da flüt vardı arkadaşlar. Şimdi Alman YouTube'cular şu flüte neden bu flüt yok, o arp gelmiş. Kızmayın arkadaşlar, ben bilmiyorum, belki de ben çok fazla Lego hastası mıyım ne diyeyim, ama yani şu flütü mü istersiniz yoksa şu güzelim arpı mı istersiniz, yani ne kadar güzel arp yapılmış. Yani bazı insanlar illa şikayet mi etmek istiyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Tabii ki güzel bir mini figürümüz vardı o zamanlar, ama tabii ki bu flüt de çok güzeldi, fakat o arp benim çok daha hoşuma gidiyor. Bu Sırlar Odası'nda arkadaşlar, bu Fluffy'nin şey Sırlar Odası'ndan tabi birleşmesi çok güzel uyumlu oldu. Tabi burada şuraya aşağıya bir sihirli satranç şeyi de koyabilirlerdi. Şurada Lockhart'ın odası var arkadaşlar. Oraya da detaylı olarak geleceğiz. Ve şu arkadaşlar, şurada muhteşem güzel
çok özlü iksir hatası. Mızmız Mürten'in lavabası, bayanlar lavabası. Tabi burada çok hoşuma giden bir şey var arkadaşlar. Şunu şöyle yok edelim. İksir içeceğimizi de şuradan şeyi atıp şuradan da aşağıdan sırlar odasında şey yapmaları tabi çok güzel. Bu 20 euroluk bir set arkadaşlar. O çok özlü iksir hatasında arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim. Daha güzel gözüküyor kartonda. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Güzel mini figürler Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley. Bir de bunda altın Harry Potter var arkadaşlar. Bu altın 20 sene altın setlen mini figürlerini arkadaşlar. İlk resimlerde gördüğümde pek beğenmedim. Ninjago'nun altın şeyleri daha çok hoşuma giderdi resimlere bakarsak. Fakat elime aldıktan sonra arkadaşlar epey hoşuma gitti yani. Gerçekten güzel bu Harry Potter. Tabi altın figürlere de daha ötekilerine de geleceğiz. Fakat burada önce arkadaşı şeyi göstermek istiyorum. Harry Potter'ın Gregory Goyle olarak saçını değiştirip de ve arka tarafı çevirmek ve Ron Weasley'in de Vincent Crabbe olarak değişmesi ve bu figürler ilk defa oluyor arkadaşlar. O benim epey hoşuma gitti. Ve Hermione Granger'da kedi şeyine yani iksir hatası içtikten sonra buna çevrilip yani güzel bir şekilde hoşuma gitti. Bu Gregory Goyle ile Vincent Crabbe'da hiç şey olarak ben hatırlamıyorum yani. Eksklusif bir mini figür olarak görüyorum arkadaşlar. Çok özlü iksir hatasını ilk tabi orada en çok üzüldüğüm şey arkadaşlar Mızmız Mürte'nin olmaması. Fakat Mızmız Mürte şeyde var arkadaşlar. Mini figür seri Harry Potter 2. mini figür serisinde ancak oradan şu anda daha piyasada olduğu için tahminimce Türkiye'de de daha piyasada var. Mızmız Mürte'yi ancak öyle şey yapabiliriz. Ne yazık ki yani bu sette olmaması benim epey yani çok önemli bir mini figür olarak görüyordum. İlk iksir hatası lavabosunu videosunda da bir tane şey vardı. Şöyle bir Big Fig'imiz vardı arkadaşlar. 20 sene evvelki. O tabi o başka bir sahneden alıntıydı. Bu başka bir sahneden alıntı. O yüzden yani bu sahneye bu şey olmaz. Ama size 20 senelik şeydeki farkı göstermek istiyordum arkadaşlar. Yani Mızmız Mürte çok önemli. Gerçekten istiyordum. Evet arkadaşlar. Gelelim sırlar odasına arkadaşlar. Oradaki mini figürlere gelmeden evvel sırlar odasından birkaç şey göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Önce bir Profesör Lockhart'ın odasına gelelim. Çok güzel. Burada iki tane bakın şimdi bunun adını unuttum. Wicht diyoruz. Gilderoy Lockhart'ın sınıfından. Şimdi yine ya videoyu baştan başlamam lazım. Türkçe ismine bakamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunlar da tabii bu Wicht'ler benim çok hoşuma gitti. İlk defa görüyorum. Bunlar tabii bunlar için bir de kafes olsaydı güzel olurdu Lockhart'ın odasında. Bunların yanına mesela bunlar şöyle size bir resim göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım arkadaşlar. Şunları gösteriyorum. Bir de bunlar Neville Longbottom'ı yapıyor arkadaşlar. Neville Longbottom
şeye lambaya asıyorlar. Ne yazık ki Sırlar Odası'nda Neville Longbottom yok arkadaşlar. Böyle şu şekilde güzel bir set olarak şey yapıyorum. Fakat Neville Longbottom'ı şeyde öteki sette felsefe ilk uçuş dersi setindeki Neville Longbottom'ı ben de size böylece göstermiş oldum. Sonra arkadaşlar Sırlar Odası'na gelelim arkadaşlar. Sırlar Odası'nı çok güzel şey yapmışlar. Tabii şeyde burada arkadaşlar bakın size hiç şey yapmadım. Basilisk size hiç göstermedim. Basilisk de buraya sığıyor arkadaşlar. Bu birkaç parçadan oluşan, Lego parçalarından oluşan. Çok güzel yapmışlar. Ben çok beğendim Basilisk'in şeyini, gözlerini. Güzel. Yani bu Sırlar Odası'nda Tom Riddle'nin şeyi olarak Sırlar Odası'ndaki ne diyorlar? Tuzak. Tuzak olarak şu yılanları şöyle. Bunlar da Ninjago yılanı arkadaşlar. Ama muhteşem güzel yapmışlar. Heykel olarak iki tarafta da sağda solda şey yapmışlar. Şunları da size şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Bir saniye. Bir iki hata daha yaparsam arkadaşlar yine videoyu yenisini çekeceğim. Evet. Şu şekil. Şöyle. Burası da Sırlar Odası'ndan arkadaşlar. Sizlere gösterebilirim. Ve şu yılanlar. O sahneyi bence şu şekil çok güzel canlandırmış oluyorlar. Tabii Hogwarts'ta büyük salon siz olmaz arkadaşlar. Fazla detaylar olmasa da ilk defa Dumbledore'la şeyini, pultunu yani konuşman şeyini o sahneyi gerçekleştiren baykuşu arkadaşlar. O çok hoşuma gitti. O benim çok beğendiğim bir sahne. Sizlere onu da göstermek isterim. Şu şekilde arkadaşlar şu sahneden çok güzel bir sahneyi. Tabii şeyler mumlar eksik ama o kadar da değil yani. Daha fazla çok istemiyoruz. Yani. Bir de arkadaşlar karanlıkta şey olan neredeyse kafasız Nick yani size göstereyim arkadaşlar. Muhteşem güzel bir mini figür arkadaşlar. Buna Sir Nicholas de diyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Karanlıkta parlıyor arkadaşlar. Aslında böyle mini figürler ben çok daha fazla istiyorum. Düşünebilir misiniz? Bir Yoda'yı bu mini figürle ondan sonra yeşil parlaması. Oh çok güzel. Sizlere bunun da bir resmini göstereyim aslında sizlere. Şu şekil arkadaşlar. Ne yazık ki akşamleyin çekmediğim için bu videoyu sizlere bu şekilde şu şekilde göstermem gerekiyor arkadaşlar. Yani çok güzel parlıyor. Evet. Bu arada neredeyse beni de görecektiniz yani. Evet. Mini figürlere de bir çabucana göz atmak istiyorum arkadaşlar. Harry Potter'ımızda şey var arkadaşlar. Gryffindor kılıcıyla beraber. Bu ikinci mini figürde olan kılıç. Muhteşem güzel kılıç. Benim çok beğendiğim bir kılıç. Yine bu sette çıktığı için
Çok hoşuma gitti. Efendim, sonra Tom Riddle'a gelelim arkadaşlar. Bu da çok güzel bir mini figür aslında ama şuraya madem pantolonu şuraya da boya, kenara da boyası daha güzel olabilirdi arkadaşlar. Ondan sonra şeye gelelim, Sinistra, Profesör Sinistra ilk defa olarak arkadaşlar. Astronomi hocası ve şapkasıyla beraber. Bu ilk defa şey. Burada küçük bir astronomi şeyi de yapmışlar arkadaşlar. Çok beğendim. Hatta şurada bir şeye bir Star Wars şeyine bir anıntı var. Acaba ne demek istiyorlar onu daha fazla öğrenemedim. Evet. Ondan sonra tabii Gilderoy Lockhart bu sette olmazsa olmaz. Burada da bacaklarına dual molded yapmaları güzel olurdu yani. Daha güzel olurdu. Ondan sonra Dumbledore'u gösterdim sizlere arkadaşlar. Bu şeyde Sırlar Odası'ndaki altın figürümüzde Lord Voldemort arkadaşlar. Gerçekten bu altın figürler benim epey hoşuma gitti. Hepsinin arkasında böyle 20 sene şeyi var arkadaşlar. Epey hoşuma gitti. Artı arkadaşlar şöyle bir setimiz var. İlk uçuş dersindeki altın Hermione Granger. Ya aslında Türkçe isimlerini şey yapmak için epey karıştırıyorum arkadaşlar. Fakat videoyu tekrar baştan şey yapmak istemiyorum. Şurada Ginny Weasley arkadaşlar. Colin Creevey. Ve Justin Finch Fletchley. Gerçi bu kitapta daha önemli şeyde, filmde fazla şeyi yok. Kitapta daha önemli. Daha çok yani kitaplarda daha çok bundan bahsediyorlar. Filmde fazla sahnesi yok. Bu bir de Luna Lovegood var arkadaşlar. Bunun bu sette hiç alakası yok. Çünkü benim bildiğim kadarıyla 5. bölümden sonra itibaren var Luna Lovegood. Aslında bu sette hiç alakası olmayan bir sonra arkadaşlar bir de böyle bir parçamız var. Tabii Sırlar Odası'na şey böyle bir yılan şeyini yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Normalde filmde gerçi şey olarak böyle şık 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 şey yapabilsek daha güzel olurdu. Ama tabii böyle çok güzel yapılmış. Benim beğendim. Bu da aslında yanına geliyor fakat ne yazık ki çekim amatör çekimimin yüzünden şey yapamadım. Artı arkadaşlar altın mini figürlerimiz şu şekilde satranç setinde arkadaşlar Profesör Snape'imiz var. Bir de Ron Weasley olarak şeyde Hogsmeade ziyareti köyü ziyaretinde Ron Weasley altın olarak setimiz var. Tabi Profesör Quirrell de felsefe ilk uçuş dersinde ki altın mini figürde Profesör Quirrell. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar Hagrid neden yok veyahut da Dumbledore altın mini figür neden yok.
Harry Potter dizaynerlerinin videosundan seyrettim arkadaşlar. Onların söylemesine göre daha birkaç tane altın 20 senelik altın minifigür çıkacağını söylediler. Yani bu sene birkaç video daha bekleyebiliriz. Çıkacağından umuyorum yani. Bu sene çıkması da tabii birinci ayda da olabilir. Çünkü listelere baktım arkadaşlar. Ne yazık ki orada görmedim ama birinci ayda çıkabilir. Böylelikle arkadaşlar 2021'de çıkmış olan bütün Harry Potter setlerini göstermiş oldum. Tabii şu 4 anısı kitaplarını da göstermiş oldum. İnceleme videoları gelecek. Videoyu kısa kesmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Ha bir de böyle bir çikolata şeyleri var arkadaşlar. 16 tane. Şöyle göstereyim size. Onu da kılavuz kitabından size göstermiş olayım arkadaşlar. Şu şekil. 16 tane çeşit Wizard Card var arkadaşlar. 3 tanesi Fantastic Beasts olarak. Geriye kalan 13 tanesi Harry Potter. Fakat Rowena Ravenclaw ile Ollivander, Garrick Ollivander'ı aynı olarak görüyorum burada. Orada herhalde bir hata yapmışlar. Daha doğrusu bu yan Ollivander doğru gözüküyor da Ravenclaw'ın resmi yanlış şey olarak. Ne yazık ki o kadar açmama rağmen de daha Ravenclaw bana elime ulaşmadığı için. Fakat bunlar dağınık şekilde, yani hangisinde nerede olduğu belli değil. Yani ben biriktirmeyeceğim, yani öyle bir biriktirme niyetim yok. Yarın arkadaşlar hemen sizlere bir yeni bir Ninjago videosu geliyor. Ve hemen ardından bir tane Marvel videosu geliyor. Bu video biraz uzun sürdü. O yüzden ama yine yarım saate yetiştirdiğim için çok mutluyum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Lego ile kalın.